kere geçmiş olsun. Sizin ne hastalığınız vardı, nasıl başladı, ne zamandan beri o hastalığı çekiyorsunuz? Hocam yaklaşık 4 ay önce bileğimde hareket kısıtlıları, ağrı, bir şişlik, bir yan şey oluştu, ısı böyle artışı, yanmalar başladı. İlk 2 ay ben romatizm hastası olduğum için romatoid artritin kaynaklı olduğunu düşünerek biraz... Aynı zamanda siz psoriyazis hastasınız. Evet, evet hocam. Psoriyazis ve romatoid artrit beraber giden bir hastalığınız var. Evet hocam. Romatolojik tedavi alıyorsunuz bu arada. Evet hocam. Ve 2 ay böyle biraz kendi ihmalimiz oldu. Sonra 2 ay sonra olayın romatizma kaynaklı olmadığını düşünerek olayın üzerine gittiğimizde kemik iliği ödemi teşhisi konuldu bana. Yaşadığım yöredeki devlet hastanesinde. Aslında romatolojik tedavinizi de artırdınız bu dönemde değil mi biraz? Yani evet. Yani biraz ilaçların etkileri de arttı falan. Evet. Yani öyle bir şeyler de olmuş. Evet. Peki MR çektirdiğinizde ne görüldü? Ne dendi size? Yani MR'a bakan ortopedi ekibimiz şey dedi, yani işte bu kemik iliği ödemi dedi ve bunun tedavisinin oldukça zor bir tedavisi olduğunu ve epey bir geç kalındığını söyledi. Beni fizik tedaviye yönlendirdi daha sonra. Fizik tedavi hekimi de evet bunun ilk evrelerinde ilaç tedavisi mümkün olduğunu ancak şu anda epey geciktiğimizi söyledi ve bununla ilgili hiperbarik oksijen tedavisi önerildi. Fakat buna da ciğerimde bir hava kesesi olduğu için uygun görülmedi. Bunu da anlamadım. Ve neticesinde... Peki hareketleriniz nasıldı? Hiç hareket ettirebiliyor muydunuz? Yani özellikle ilk 2 aydan sonraki dönemde çok hareket kısıtlılığım vardı. Çok ağrım vardı şiddetli. Geceleri uyuyabiliyor muydunuz? Uyuyordum ama... Peki hiç böyle hareketiniz sıfıra yakındı ben biliyorum. Evet, evet. Bileğimi... Şişliğiniz vardı, gün içinde çok ağrınız vardı sanırım evet. Değil mi? Evet. Özellikle bileğimi ileri geri hareket ettirmede çok zorlanıyordum. Hı-hı. Şimdi ameliyatın daha 2. gününde biraz... Oraya geleceğiz. Evet. şimdi peki ameliyattan sonra, ameliyattan önce günlük aktivitelerini yapamaz hale geldin. Evet. Sonra bizi nereden buldun, nasıl buldun? Evet, bununla ilgili ben Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan bir ortopedi hekimimizin önerildi bana. Kendisine gittiğimde ya işte o da kemik iliği ödeminin ciddi bir rahatsızlık olduğunu, bununla ilgili bir mikro cerrahiye başvurmam gerektiğini söyledi. Tabii nerede dedim, yani bunu araştıracaksın dedi, üniversite hastaneleri olabilir. Daha sonra hocam, yani daha böyle gerekirse özel de olabilir dediğimde, 3 tane isim verildi bana. Bu isimlerden birisi Bülent hocamızdı. Ve akabinde birçok noktadan daha referanslar aldım Bülent hocamla ilgili olarak. Ve kendisine ondan sonra ulaştık, size ulaştık hocam. Peki, ameliyat nasıl oldu? Uyanık mıydınız? Evet, ameliyat... Korktunuz mu o dönemde uyanık olmaktan? Açıkçası biraz acı eşiğim çok yüksek hocam benim. Bu romatizma ile her gün haşır neşir olduğum için herhalde. Çok fazla... çok fazla tedirgin değildim ve size ben... Fark ettiyseniz zaten ilk görüşmemizde daha hemen ameliyat dediğinizde hiç tereddüt etmedim. Hemen kabul ettim. Size güvenim sonsuzdu yani. Çok sağ ol. Ve bu güvenim de boşa çıkmadığını gördüm ben. Sağ ol. Şimdi ameliyatta ne yapıldığını gördünüz mü? İzlediniz mi biraz ameliyatı? Evet, yani ara sıra böyle kendinden geçiyor gibi yani ama, uyku hali gibi durumlar olsa da izledim ama. Orada asıl sinovyal doku dediğimiz böyle aşırı kızarık dokular vardı. Onların evet, hepsini evet, onların... izledim. Temizliğini yaptı hocamız. Peki, şu anda 3. gün. Evet. Yani ameliyattan sonraki 3. gün. Neler değişti hayatınızda? 3 günde ne hissettiniz? Bu evlerinizdeki olan değişiklikleri anlatabilir misiniz? Evet. Açıkçası normal hareketsiz durumda hiç ağrım yoktu. Yani ben çok rahat bir ameliyat geçirdiğini düşünüyorum. Ameliyat sonrasında da hiç ağrım olmadı. Yani bana bir ağrı kesici reçete edilmesine rağmen hiçbir kere bile kullanma ihtiyacı duymadım. Hı. Ağrı kesici kullanmadım. Şişliğiniz azaldı. Şişliğim tabii bandajlı olduğu için ben göremiyordum ama bugün açıldığında bandajımın şişliğimin de azaldığını gördüm. Eskiden bayağı bir şişiniz evet, vardı. Evet, orada bir
kaplumbağa sırtı gibi bir yapı vardı orada. Ama şu anda sıfıra yakın. Evet. Normal elbiseyinizde aynı görüntüde bir elbiseyiniz evet. var. Evet. Yaranız ne kadar? Kaç tane? Yaralar küçük küçük böyle 3 tane delik, üç tane delik tane var yani. 4 tane delik var. Neredeyse yani yok hükmünde. Yok hükmünde. Şu an hareketleriniz nasıl? Tabii ben hiç hareket ettirmeden 3 günümü geçirdim. Tedirgindim, bilmiyordum. Şu anda bir hareket ettirebilir misiniz? Sadece parmak hareketleri yapıyordum ama burada şu anda fizik tedavi uzmanımızla birlikte birçok hareketi yaptık, rahatladık. Bunları hiç yapamıyordunuz zaten. Evet, sıfır. Şu hareketi özellikle yapamıyordum. Hiç sıfıra yakındı yani. Evet. Yani ben romatolojik hastalıklarda özellikle çok etkili olduğunu düşünüyorum ama yani bu videoları da onun için çekiyorum zaten. Romatolojik hastalıklarda özellikle tek ekleme ait bir şişlik var ise onun yani küçük cerrahi müdahalelerle yani kamera ile yapılan müdahalelerle çok etkili tedavi olduğunu ve diğer romatolojik tedavilerin ilaç dozunu azaltarak vücuda daha az zarar verildiğini düşünüyorum. Bunu da anlatmak için aslında ben anlatsam evet. inanmazlar. Ya 3 günde ben elimi hareket ettirebilirim evet. lafını kimse inanmaz ama sizin dilinizden o yüzden anlattırıyorum ben. Evet. Yani keşke daha erken görüşseydik sizinle. Evet. Ya işte dediğim gibi 4 ay önce ağrılarım başlamış olmasına rağmen 2 ay böyle kendim biraz ihmal ettim ama 2 ayın neticesinde kemik iliği ödemi teşhisi aldıktan sonra gelmeyi planladım ama bu defa da aksilikler yaşadık. İşte babam yoğun bakımda yattı. Sonra kayınvalidem acil Allah derken saat verse evet, iki ayda böyle geçti yani açıkçası. Olsun. Keşke daha erken gelseydi. Keşke. Ya işte bazı şeyleri geri çeviremiyoruz ama yani ben nereden yakalarsam oradan iyi. İnşallah daha fazla bir şey olmadan devam ederiz. İnşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim.